Sevgili gençler, merhabalar. İntegral konu anlatım videosunun ikincisiyle karşınızdayız. İntegral alma yöntemlerinde kalmıştık. Devam ediyoruz buradan. Her zaman integrale alınacak ifadenin hangi fonksiyonun türevi olduğunu görmek zor olduğundan bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanları ise değişken değiştirme metodu. Eğer f(x)'in integralini almak istiyorsak, bu integrali hem daha basit duruma getirmek hem de integral alma kurallarından birinin uygulanmasına elverişli hale getirmek için biz değişken değiştirme metodunu kullanacağız. Eğer yeni değişken u ise integrali alınacak fx ile dx diferansiyelinin de u türünden ifade etmek gereklidir. Şimdi burada daha iyi anlayacaksın, iyi dinle. Eğer ki elimizde fgx çarpı g türev x dx gibi bir ifade varsa, bakın burada bir gx'imiz var, bir de burada g türev x'imiz var. Doğru mudur? Yani bunlar birbirinin türevi ve integrali. Şimdi ben burada arkadaşlar gx kısmına eğer u dersem, her iki tarafın diferansiyelini bulursam g türev x dx de ne olur? Du olur. Ve burada elde ettiğimiz g türev x'i şurada yerine yazarsak, yani du olarak yerine yazarsak arkadaşlar g türev x dx gördüğümüz yere, elimize geçen ifade ne olur? Şurası da u'ydu. İntegral fu du olur. Yani şu şekilde karmaşık bir yapıya sahip olan bir integral alma işlemini şu şekilde daha kısa bir hale sokabiliriz diyoruz. Üstteki soruya bakalım arkadaşlar. 3x eksi 4'ün 5. kuvvetinin integrali nedir x değişkenine göre demiş. Şimdi şöyle diyelim mi, bakın. 3x eksi 4'e eğer ki ben u dersem, her iki tarafın diferansiyelini alırsam 3dx eşittir du olacaktır. Elimizde 3dx gibi bir ifade olmadığı için integral işaretinin içerisinde dx var. O yüzden dx'i yalnız bırakalım. Dx eşittir du bölü 3 olacaktır. Şimdi her şeyi yerine yazma sırası geldi. Bakın 3x eksi 4 zaten neydi? U'ydu. Burada dx dediğimiz ifadede neymiş? Du'ymuş. Du bölü 3'müş. O halde yerine yazalım arkadaşlar. Ne olur? İntegral u üzeri 5 du bölü 3 olur. Hatta bu 1 bölü 3'ü de dışarı atarsam 1 bölü 3 çarpı integral u üzeri 5 du olur. Ben bunun integralini artık kolayca alabilirim. Nasıl alacağım sevgili arkadaşlar? Bakın üstünü 1 artıracağım. Artırdığım sayıya böleceğim. 1 bölü 3 çarpı u üzeri 6 bölü 6 diyeceğiz. Yani 1 bölü 18 çarpı u üzeri 6. Bu u neydi arkadaşlar? U'yu da artık yerine yazarsak u'muz bakın burada 3x eksi 4'tü. Doğru mu? Dolayısıyla 1 bölü 18 çarpı 3x eksi 4'ün 6. kuvveti artı c diyebiliriz bu integrasyon işleminin sonucuna. Şimdi burada gördüğümüz üzere içerisi 1. dereceden bir fonksiyondu. Daha basit bir hale getirebiliriz aslında 1. derecedense fonksiyonumuz. Yani şurada normalde bu 5. dereceden biliyorsunuz ama içerisi 1. dereceden, bunun 5. kuvveti var sonuç olarak. Eğer içerisi 1. derecedense diyoruz. Unutma kısmında bunu biraz açıklayacağız. Fx dx'in integrali büyük fx artı c idi. C reel sayıydı burada biliyorsunuz. Eğer ki integrasyon işlemimiz f içerisinde mx artı n, yani 1. derecedense şunu yapıyoruz. Yine normal üstünü 1 artırıp artırdığımız sayıya bölerek integral alıyoruz. Alt kısmı da bir de bölü fonksiyonun içinin türevi diyoruz. Artı c'yi eklemeyi de unutmuyoruz. Tamam. Şimdi bunlar ne demek? Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Bakın arkadaşlar şurada ne var? Px eksi 2'nin 7. kuvveti. Diyoruz ki hemen Px eksi 2'nin 8. kuvveti üstünü 1 artırdım. Artırdığıma böldüm. Çarpı bir de içerinin türevi. Px'in türevini arkadaşlar pi artı bir de ne ekleyeceğim? C ekleyeceğim. Ben bu integral işlemini şu şekilde yazabilir miyim? 2x artı 3'ün eksi 4. kuvveti dx biçiminde yazabilirim. Bakın yine içerisi 1. dereceden. Dolayısıyla bunu da 2x artı 3'ün eksi 3. kuvveti bölü eksi 3 çarpı içinin türevi 2 artı c biçiminde yazabilirim. Tabi biraz düzenlemen de gerekiyor. Yani eksi 6 yaparsın burayı. Çeşitli varyasyonlar varsa onları da yazarsın. Şıklarda da eğer bu şekilde bir şey integralin sonucu nedir diye sormuş oluyorsa bunları da biraz düzenleyeceksin. Sana zahmet olacak. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. 4x artı 3'ün karekökü diyor bakın. Ben bunu da 4x artı 3'ün
4x artı 3'ün 1 bölü ikinci kuvveti artı 1 bölü ikinci kuvveti dx biçiminde yazarsam, bunun integralini alalım bakın. 4x artı 3'ün üstünü 1 artırdığımız zaman 3 bölü 2 gelecektir. Dolayısıyla buraya 3 bölü 2 yazdım. Bölü 3 bölü 2 diyeceğim ya, çarpı 2 bölü 3 yazdım, aynı şey. Bakın 3 bölü 2 ile bölmüş gibi oldum. Çarpı içinin türevi 4 diyeceğiz. Bu şekilde kalacak. Ha, burada 2'leri 4'leri sadeleştirirsin. Artı c, o sana kalmış. X artı 1'in küpüründe integralini alırken direkt diyeceğiz ki x artı 1'in 4. kuvveti bölü 4. İçinin türevi zaten 1'di. Artı c diyeceğiz sevgili gençler bu integralin de sonucuna. Bir sonraki sayfada 30. sorumuzla devam edelim. Şimdi burada az önce yaptığımız işlemleri, arka arkası yaptığımız işlemleri devam ettiremeyeceğiz. Burada değişken değiştirmemiz gerekiyor. Genelde değişken değiştirilirken arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor bakınız. Bir fonksiyon bulacaksınız ve aynı fonksiyonun türevini de başka bir ifadenin içerisinde elde etmeye çalışacaksınız. Hocam bunun türevi 2x artı 1, yukarıda bu yok. İsterseniz olur. İntegral işaretini koyduk. 3 parantezinde 2x artı 1 dx bölü, altta da ne var? X kare artı x'in 4. kuvveti var. Şimdi gelin arkadaşlar, burada x kare artı 2 dediğimiz yere u diyelim. X kare artı x eşittir u olursa her iki tarafın diferansiyelini buluyoruz. 2x artı 1 dx eşittir ne olur? Du olur. Peki 2x artı 1 dx du'ysa, şurası bakın 2x artı 1 dx du'ymuş. X kare artı x de u'ydu. 3'ü de dışarı atarsak arkadaşlar şu şekilde bir işlemimiz olur. 3 çarpı integral. İntegral üst taraf neydi? Du'ydu. Du bölü alt taraf ne oldu? U üzeri 4. Hatta ben bunu 3 çarpı integral u üzeri eksi 4 du biçiminde de yazabilirim. Sonrasında ne yapacağız? Basit bildiğimiz integral alacağız. Alalım ise diyelim. Bunun sonucu 3 çarpı u üzeri eksi 3 bölü eksi 3 olacak. Hatta şu eksi 3 ile bu 3 de giderse burada başında bir eksi kalır. Doğru mudur? Ve artık u gördüğümüz yere de u diye neye demiştik? X kare artı x'e demiştik. Yerine yazabiliriz arkadaşlar. Eşittir. Eksi x kare artı x'in eksi 3. kuvveti artı c diyebiliriz. Biz bu integralin sonucuna. Devam ediyoruz. 31. örnekte 3x eksi 1'in 5. kuvveti demiş. Bakın içerisi 1. dereceden olduğu için az önce öğrettiğimiz kuralı uygulayabilirsiniz. Bu kuralda ne yapıyorduk? Eşittir koyduk. 3x eksi 1'in 6. kuvveti bölü 6 çarpı içerinin türevi 3. Yani artı bir de c'miz var. Yani bu ne demekmiş? 3x eksi 1'in 6. kuvveti bölü 18 artı c demekmiş sevgili gençler. Geçtik 32. örneğe. 4x artı 2'nin karekökü demiş. Ben yine bunu integral 4x artı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti olarak yazarsam dx'i de koyduk. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 4x artı 2'yi yazdım. Üstünü 1 artır. 3 bölü 2. Artırdığımızda bölecektik. Bunun yerine 2 bölü 3 ile çarpıyorum. Çarpı bir de içinin türevi. Tamam. 12 artı c dedik. Az önce de sanırım aynı soruyu çözmüştük. 33. soru. Burada arkadaşlar yine integrali biraz düzenlersek. İntegral 3x artı 1'in normalde 3 bölü 4. kuvveti aşağısı. Eksi 3 bölü 4 yazdım. Yukarı taşıdım. Dx. Şimdi gelin içerisi yine birinci dereceden olduğu için direkt yazalım. 3x artı 1 eksi 3 bölü 4'ü 1 artırırsam üst taraf 1 bölü 4 olur. Çarpı bir de neyimiz olur? Ters çevirip çarparsak 4'ümüz olur. Bölü içinin türevi 3 artı c olacak bu integrasyonun sonucu. Evet, yukarıda arkadaşlar bir unutma kısmımız var. Basit köklü ifadelerde değişkeni köklü ifadeyi ortadan kaldıracak şekilde seçmeniz diyoruz. Bakın. İntegralde eğer px'in n'inci dereceden kökü ifadesi varsa px'i, polinomu t üzeri n biçiminde seçmek akıllıca bir davranıştır. Eğer iki tane birden fazla ifade varsa, yani bir m'inci dereceden bir de n'inci dereceden aynı polinomun kökleri varsa, bu köklü ifadelerin içeren fonksiyonların integralini hesaplamak için m ile n'nin o köklerini bulursunuz. Tamam mı? Buna da a diyelim. Dolayısıyla sen px eşittir t üzeri a dönüşümü yapmaktan kaçınmayacaksın artık. Mecburen bunu yapacaksın. Misal
34. örneğe bakalım arkadaşlar. İçeride x artı 1 var. Dışarıda ise x var, değil mi? Şimdi birine u dersek türevini aldığımız zaman diğerini yakalayamıyoruz. Ama şunu yapabiliriz bakın arkadaşlarım. X artı 1, ben buna u kare diyeceğim. Neden? Köklüyü götürsün diye. Tamam, her iki tarafın diferansiyelini bul. Dx eşittir 2u du olur. Hocam x açıkta kaldı, kalsın. X eşittir, bakın u kare eksi 1 biçiminde yazılabilir. O halde integral, x gördüğüm yere u kare eksi 1 yazıyordum bakın burada. Tamam mı? Çarpı kök içerisinde u kare olacak burası. Bir de 2u du'ymuş bakın burası da. 2u du'ymuş dx dediğimiz ifadede. Artık yerine yazarsak u kare eksi 1 çarpı. Şurası neydi? U değil mi bak? Şu kökte şu gider u. 2u ile çarparsak 2u kare olur du. Bu da nedir arkadaşlar? Şuraya taşıyalım işlemi. İçeri dağıtırsak integral 2u üzeri 4 eksi 2u kare du olur diyeceğiz. Peki bundan sonra yapmamız gereken işlem nedir sevgili arkadaşlar? Bakın integralini alacağız artık bu ifadenin. 2 çarpı u üzeri 5 bölü 5 eksi 2 çarpı u küp bölü 3. Doğru mu? Artı bir de neyimiz var? C'miz var. U neydi arkadaşlar? X artı 1'in karekökü, yerine yazacağız. 2 çarpı x artı 1'in karekökü demiştik ya hani u dediğimiz ifadeye. O halde u direkt şöyle yazalım mı? Yani köklü ifadeyle uğraşmayalım. X artı 1'in karekökünün 5. kuvveti. Yani 5 bölü 2 bölü 5 eksi 2 çarpı u küp demiştik. X artı 1'in karekökünün 3. kuvveti. Yani 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 artı deneyimiz vardı, c'miz vardı. İşte integralin sonucu budur diyebiliriz. Ha bunu değişik hallere de sokabilirsin. Mesela 2 çarpı karekök içerisinde x artı 1'in ilk onu yazacaktım aslında. Ama kafanız karışmasın diye şu şekilde belirtmek istemedim. Bölü 5 eksi 2 çarpı yine karekök içerisinde x artı 1'in küpü bölü 3 artı c'miz vardı bir de. Tamam, bu c burada. Tamam. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 36. sorumuzda. 36. soruda şöyle bir ifade var. Küp kök içerisinde 1 artı kök x bölü kök x. Şimdi burada hangisine u diyeceğimiz önemli. Ben burada 1 artı kök x'e u'nun küpü demek istiyorum. Tamam mı? Neden? Küple de gitsin diye. Peki her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman dx bölü 2 kök x eşittir 3 u kare du olur deriz. Peki bizim elimizde ne var? Dx bölü kök x var bakın burada. Dx bölü kök x yani şurası var. Yani şuradaki 2 benim işime yaramıyor. O 2'yi alacağım, karşıya atacağım. Yani dx bölü kök x ne olmuş olacak arkadaşlar? Bunu 2'yi karşıya attığımız zaman 6 u kare du olmuş olacak. O halde yerine yazalım. İntegral küp kök içerisinde u küpümüz var bir tane. Değil mi? Bakın 1 artı kök x'e u küp demiştik çünkü. Dx bölü kök x dediğimiz ifadede 6 tane u kareydi. Peki ben bu u küple 3'ü şu şekilde götürürsem, bir de burada du'muz var, onu da unutmayalım. Ne gelir arkadaşlar? İntegral 6 tane u küp du'muz olur. Bunun da integrali 6 çarpı u üzeri 4 bölü 4 artı c'dir. U dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Bakın şuradan çekersek u eşittir küp kök içerisinde 1 artı kök x'tir. Artık bunu da yerine yazacağız arkadaşlar. 6 çarpı u dediğimiz ifade 1 artı kök x'in küp köküydü. Bir de burada 4. kuvveti var. Dolayısıyla 1 artı kök x'in 4 bölü 3. kuvveti bölü 4 artı c diyebiliriz. Gerekli sadeleştirmeleri sonuçtan yapabilirsin. Tamam. Önemli olan burada işin mantığını çözmem ve bu integrali nasıl alman gerektiği. Eğer bunu anladıysan gerekli sadeleştirmeleri yapıp, hani zaten burada da sadeleşme dediğimiz şunu 2'ye bölersin 3, bunu 2'ye bölersin 2, şu 4 bölü 3'ü de küp kök içerisinde 1 artı kök x'in 4. kuvveti şeklinde yazarsın. Tamam, yukarıdaki sorularda yaptığımız gibi. Şimdi bu sorudayız. Bunu nasıl halletmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bunu ben şu şekilde yazabilirim. Bakın 2x artı 1'in eksi 2 bölü 3. kuvveti dx biçiminde yazabiliriz. Değil mi? Bakın normalde 2 bölü 3. kuvvetiydi. Bir de bunu yukarı taşırsak ne olacak? Eksi 2 bölü 3. kuvvet. Artık kısa yoldan integral almayı biliyorsun. 2x artı 1'i yazdın.
Üstünü 1 arttırdığın zaman eksi 2 bölü 3'ü 1 arttırırsak 1 bölü 3 olur üssü. Tamam. Bölü 1 bölü 3 dersen şurada çarpı 3'ün oluşur. Bir de bölü 2'nin türevi demen lazım. Artı c'yi de unutmamak şartıyla. 38. örneğimize bakalım. Değişken değiştireceğiz arkadaşlar burada. Ben burada x küp eksi 1'e t diyeyim. Hani hep u dönüşümü yaptık. Bu sefer t diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini aldığın zaman 3x kare dx eşittir dt olacaktır. Ki zaten 3x kare dx burada var. Ben buna dt diyecekmişim. Tamam. Burada da ne vardı? X küp eksi 1 vardı. Buna da t dedik zaten. Değil mi? O halde integral t'nin küpü dt oldu. Bu da nedir arkadaşlarım? T üzeri 4 bölü 4 artı c'dir. T dediğimiz ifadeyi de yerine yazacaksın tabii ki. İse diyelim. T nedir arkadaşlar? X küp eksi 1'di. X küp eksi 1'in 4. kuvveti bölü 4 artı c bizim integrasyonumuzun sonucudur. Devam ediyoruz 39. sorumuzda. Kök içerisinde x artı 1'in karesi bölü kök x. Şimdi hemen az önceki sorudan da benzer şekilde bakın buradan kopya çekebilirsiniz. Burada 1 artı kök x vardı. Burada kök x artı 1 vardı. Aşağıda dx bölü kök x elde etmek için kök x artı 1'e ne diyeceksiniz? T diyeceksiniz. Tamam, burada u demiştik. Burada t dedik. Her iki tarafın diferansiyelini aldığınız zaman dx bölü 2 kök x eşittir dt gelir. Buradaki 2 istenmeyen bir 2, neden? Çünkü dx bölü dt'yi elde etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki 2'yi karşıya atarsak çarpı 2 biçiminde dx bölü kök x'imiz ne olacaktır? 2 tane dt olacaktır. Şimdi gelin yerine yazalım. İntegrasyon nedir arkadaşlar? Kök x artı 1'e ben t demiştim. T'nin karesinden bahsediyor. T kare çarpı 2 dt. 2'yi de dışarı atarsam 2 t kare dt. T karenin integrali nedir arkadaşlarım? 2 çarpı t'nin küpü bölü 3. Doğru mu? Artı bir de neyimiz var? C'miz var. T diye neye demiştik biz? Kök içerisinde x artı 1'e. Dolayısıyla artık 2 çarpı kök x artı 1'in küpü bölü 3 artı c dersek bu integrali de almış oluruz. 40. örneğimiz. 40. örnekte gelin sevgili dostlar x artı 2'nin biz t üzeri 6 olması gerektiğini söyleyelim. Neden? Çünkü burası karekök, burası küp kök. 2 ile 3'ün o keki 6. Eğer ben x artı 2'ye t üzeri 6 dersem bütün köklerden kurtulurum. Hem karekökten hem de küp kökten kurtulurum. Bunu yaptıktan sonra her iki tarafın diferansiyelini alırsak eğer t dx eşittir 6 çarpı t üzeri 5 olacaktır. Bir de dt'miz var tabii ki. Peki yerine yazarsak ne olur? Açık açık yazalım bakın. İntegral karekök içerisinde t üzeri 6 eksi integral pardon küp kök t üzeri 6 bir de dx dediğimiz neydi? 6 çarpı t üzeri 5 dt idi. Peki integral şuraya yaptığımız zaman ne gelir? Bak 6 ile karekökü götürdüğümüz zaman t küp gelir. Eksi şuna da şunu götürdüğümüz zaman t kare gelir. Çarpı bir de neyimiz var? 6 vardı. 6'yı dışarı attım. T üzeri 5 dt geldi. Bunu da dağıtırsak içeri 6 çarpı integral t üzeri 8 t küple t üzeri 5, 5'i çarptık. T üzeri 8 eksi t üzeri 7 dt geldi. Artık bunun integralini kolay bir biçimde alabilirsin. Şöyle diyelim mi? Şuranınkini alıyoruz. 6 çarpı t üzeri 8'in integrali t üzeri 9 bölü 9. Tamam mı? Eksi t üzeri 7'nin integrali de t üzeri 8 bölü 8. Buyurun t üzeri 6 vardı elimizde. Biz t üzeri 6'nın x artı 2 olduğunu biliyorsak t'nin de 6. dereceden kök içerisinde x artı 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz artık bunu yerine yazacağız sevgili arkadaşlarım. 6 çarpı t dediğimiz şey 6. dereceden kök içerisinde x artı 2 idi. Gelin bunu şöyle yazalım. X artı 2'nin tamam mı? 9 bölü 6. kuvveti bölü 9 tamam mı? Eksi x artı 2'nin x artı 2'nin 8 bölü 6. kuvveti bölü 8 yazalım. Tabii ki şuradaki 6 nerede bu arada? Buradaki 6 şu. Paranteze alacağız. Tamam mı? 6 dışarıda. Bunu da unutmamak lazım. Artı neyimiz var tabii ki? C'miz var. Bunu da unutmamak gerekir. Evet. Rasyonel fonksiyonların integrali. İkinci kısım. Bu diğer videonun konusu arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın tabii ki. Hoşça kalın.